Hanımefendiler, beyefendiler, nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Bugün ben arkadaşlar bir haftalık bir video serisine başlıyorum. Bir hafta boyunca hem YouTuber hem eğitim danışmanlığı yapan bir insanın hayatı nasıl geçiyor? Bunlarla ilgili böyle hayatıma konu etmek istiyorum. O yüzden daha fazla vlog tadını versin diye bunu telefonumla yapacağım. Tabii ki Ozmo'yla da çekeriz içerisinde ama daha böyle eski günlerdeki gibi hızlı bir video ile sizleri yapacağım. YouTube mu? YouTube abi. Ne yapıyorsun? Kanalın adı Engin Özören kanalı. Hani takip edersin. Tamam. Engin Tesla yaz çıkar. Engin Tesla. Tamam. Hadi. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Hadi güle güle. Bugün günlerden pazartesi. Ben pazartesi günü çeşitli toplantılarla başlayıp Ankara'ya uçacağım. Ankara'da Birleşmiş Milletler'in bir işi var. Ona dahil olacağım. Oradan sonra döneceğim. Sabiha Gökçen'den Sakarya'ya geçeceğim. Çok büyük bir şirketin danışmanlığını online yapıp ardından da bir eğitime katılacağım. Tekrar İstanbul'a döneceğim. Perşembe akşamı Facebook istasyonunda eğitim programımız var. Cuma günü de TÜSİAD toplantısına katılacağım. Muazzam dolu bir gün, gırtlak dolu diyebiliriz. Ve kısmetse de cumartesi günü sizlere bunu yapacağım. Şimdi ilk durağımız Kuyumcu kente gidiyoruz. 26 Şubat'ı gösteriyor. Saat 11.30. Harika dolu bir günde. O zaman haftamız başlasın sevgili arkadaşlar. Aracın her ne kadar şey koruması, uzaktan bakması olsa da D01'i not aldık. Dostlar, burası Kuyumcuket AVM. Ben hayatımda ilk defa geldim. Yalnız çok garip bir otopark var. Kural kaide tabii çok yoğun olduğu için de olabilir. Çok fazla yok. Bir de aşırı tozlu yerler. Yani AVM yönetim acaba hiç mi yıkamayı ya da temizlemeyi düşünmüyor? Boşuna 15 dakikadır yer arıyorum. Meğer burada B-Full'ün yeri varmış. Hemen şunu şöyle kenara çekip kısıp bu AC şarjdan şarj edebilirmişiz. B-Full'ün bir de burada büyük makinesi de var. Bayağı yatırım yapmışlar. Tüh! Bu kadar boş yer boşa gitti. Şimdi gideceğim yer çok karışık olduğu için atın oraya gel dediler. Böyle bir tane altın, İstanbul Altın Rafinerisi'nin altından atı. Harika bir toplantı oldu. Dostlar, müthiş şeyler hazırlıyoruz. Bir fikir yarışması, onun eğitimleri. İkincisi orada söyleşiler. Fuar işimiz tamam. Tamam, Kasım ayında fuarıma sizleri davet ediyorum. Bir standımız olacak. Dolu dolu böyle herkesle bir arada. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Sabiha Gökçen'e geçiyoruz. Neden? Ankara yolculuğumuz var. Hadi Ankara'ya gidelim. Hazır mısınız? Take off, position, cabin crew, slides, arm and cross check. Bir kampanyasından bazlamalı kavurmalı ekmek aldım. Ama bir tanesini yiyebilecektim. İşte Shell neden Shell oluyor? Şimdi dediler ki, madem şu anda yiyemeyeceksiniz, bugün gelebilir misiniz? Dedim gelebilirim ama akşam gelirim. O zaman akşam alırsınız dediler. Müthiş bir müşteri memnuniyeti. Yani tarif edemiyorum şu anda yaşadığımı. Vallahi dostlar, işte Shell nasıl Shell, bizim Shell'imiz vesaire diyor. Ya şimdi beni hiç boşuna taşlamayın. Vallahi güzel iş yapan herkesi ben desteklerim. Beni Shell haftada 2-3 defa elektrikli araba kullanmama rağmen istasyonlarını nasıl çekiyor? İşte böyle çekiyor. 1+1 kampanyası var. Yakında elektriklisinde de çekecektir. Yani iyice düzenleyince. Şimdi burada isimlerini söylesem mi söylesem mi? Enise Hanım ve Ferhat Bey. Normalde bir alana bir bedava var. Ama diğeri soğuk ve ben şu anda bir tane yiyebileceğim. Bunu da duyunca ya dediler, çok sık geçiyor musunuz buradan? Bir inisiyatif alalım. Hatırlatın bize, o zaman diğerini verelim size. Ya bu var ya, bütün gönlümü eritti yani. Bir beni tanımadılar yani, YouTube'la alakalı vesaire bir şey olduğuma dair. Tamamen bütün müşterilere yapılabilecek bir şey. Burası zaten Londra Camping. Türkiye'nin en eski Shell'lerinden bir tanesi. Ta zamanında yani babam gelirmiş Yeni Bosna'daki. Vallahi Shell çok şanslısınız böyle bir şeyiniz olduğu için. Türkiye'de de istasyon meselesini en iyi yöneten şirketsiniz. Tebrik ediyorum. Yalnız bu elektrikli araçlarla alakalı da artık biraz daha taşın altına şey yapın. Ben sadece sizin mağaza, market müşteriniz olmak istemiyorum. Ben size elektrik de almak istiyorum uzun yollarda. Ama tutup da 12 liralı, 13 lira pazara farklı bir dominasyona gerek yok. Yani o kadar da şeyini yapma. Düzgün bir şekilde yap işte. Tamam. Anlaştık. Süpersin. Hadi bakalım. Ziraat Bankası'nı bir tek ben mi seviyorum? Yoksa sizler de seviyor musunuz? Vallahi dostlar, devlet bankaları içerisinde sanki işini en düzgün yapan Ziraat Bankası. Ben Ziraat Bankası müşterisiyim. Şaşırabilirsiniz ama öyle. Devletimin bankası, mis gibi. Hizmeti de güzel. App'ini çok seviyorum. Ufak bir işim var. Havalimanına gitmeden önce durayım da halledeyim dedim.
Amma gün oluyor be. 1 saat 4 dakikada Sabiha Gökçen'e gidiyoruz. Tesla'nın şöyle bir sıkıntısı var dostlar. Kart yanınızda olmadığı için, yine benim kartım yanımda yok. Ben güzelim vale hizmetinden faydalanamayacağım. Öyle olduğu için de ING kartımın %50 vale indirimi var aslında. Yani boşu boşuna ayaklarımla arabayı bırakıp yürüyeceğim. Normalde otoparka indirim yaptığı için vale ücretsiz gibi bir şey oluyor. 1-2 günlük işlerde bilirsiniz siz onu. Ama kartım yanıma almamışım. Bazı valelerde Tesla'yı almak istemiyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama Tesla'ya karşı bir valelerin, tabii ki iyi valeler ayrı tutuyorum, yok abi biz Tesla almıyoruz diyorlar. Çok güzel yolumuz var, 15.31. Bugün mesela bütün gündür kaç kilometre yapmışız? 25 kilometre yapmışız 161 ile. Her şey yolunda. Fıstık gibi gideceğiz şimdi. Döke oynaya. Arkadaşlarımızı ararız. Telefonla yapmam gereken görüşmeler var. Onları yaparım ve Ankara'ya kabin kurup dın sesini duydunuz. Yeşil ışık yandı diyor. Otopilotun beta versiyonunda, yani full self driving'in beta versiyonunda yeşil ışık yandığı zaman dın diye şey yapıyor. Bir güzellik yapayım dedim kendime. Bu Ankara'daki şirket aslında evden beni alacaktı. Ama benim bugün işlerim var, bir de inince işlerim olduğu için transfer istemedim. İstanbul'dan seni alıyorlar, havalimanına kadar götürüyorlar. Ankara'da havalimanından alıyorlar, otele kadar götürüyorlar. Fakat ben transfer istemedim. O zaman dediler otopark ücretinizi karşılayalım. Tamam dedim. More than welcome. Thank you so much. Haydi öyleyse gidelim. Sen ne zaman Azerbaycan'dan geldin de plakalının altına araba bezini koymayı, kurutmayı öğrendin be çocuk? Helal olsun sana be. İşte o da kardeşimiz bizim. Sonuçta bu ülkenin kültürüne alışıyor. Fazla yanaştığınızda ne oluyor? Geliyor, geliyor, geliyor. Son anda kurtardı be. %63 ile aracı bırakıyoruz. Burada bir günden fazla kalacak. Sentry mod, güvenlik modu kapalı. Kabin koruması zaten kapalı. Aracın kameraların uzaktan erişimini şimdilik kapattım. İhtiyacım olursa açarım diye. Bir de videodan A7'de olduğumu öğreneyim. Tamam Teslacık, görüşürüz. 2 gün sonra yok. Yarın akşam saat 8'de seninle buluşacağız. Çok fazla pilini bitirme. Sakarya'ya gideceğiz buradan. İşlem tamam. Güvenlikten geçtik, tertemiz. Kemer biber hiçbir şey yok. Hepsini de üstündeki cebe atıyorum. Ama çantam benden çok güzel. Baksana şuna. Ama nasıl güzel uyumuşum. Of. Bu da benden fazla ses çıkartıyor. Şimdi transfer ayarlamışlar. VIP transferle gidelim bakalım. Şeyde VIP'ye de bilmedik de bilmedik. Yani bak böyle tek başımıza. Ah kebap. Ve Adana Hilton'a geldik. İMEB. Bakın Türkiye Avrupa Birliği ilişkisinde istihdam için mesleki eğitim programı. Wait for job. Vocational training program for employment. Süreli Türk gençleri yetişkiler için çıraklık ve mesleki eğitim destekliyoruz. İşte ben buraya geldim. Aranızda varsanız bu tarz bir yere davet alırsınız. Fraveti çekiliyor. Fulton Hammers. Bu ayki sanırım 4. otelim oldu. Şubat ayı güzel otel yaptı. Ama tabii Hilton kalitesi de ayrıdır. Double size olsa daha da mutlu olurduk. Ama neyse böyle uygun görmüşler. Öyleyse ilk günümüz bitti. Haydi bakalım sabah etkinliğe görüşürüz. Güzel olan ne biliyor musunuz dostlar? Burası Ankara ve meze çeşitlerini gördünüz. Ama restoranımızın şefi geldi, bize tek tek anlattı. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kaç kişi çalışıyor dedin abi? Benimle birlikte 500 tane personelimiz var efendim. 500 kişi meze yapıyor, hazırlık yapıyor. Tabii ve bütün afitapları şey yapıyor. 3 tane meyhanemiz var, 1 tane etçimiz var, bir yemekçimiz var efendim. Müthişsin abi. Yakında vallahi. İstanbul'da, İzmir'de, yeni yerlerde tabii ki yeni dükkanı açacağız. Valla balığın iyisi Ankara'da yenir derlerdi. Galiba mezenin de iyisi Ankara'da yenir. Hadi bakalım götür koçum. Evet. Bu şimdi İrlanda'ydı değil mi abi? Bu İrlanda. Bu
bunlar of of o, of. Gerçek yaban mersindi galiba. Bu enginar geliyor şimdi. Hop. Aman yarabbim. Bunu sarı sapçası ikiye böleceğiz. Tamam. Bu ne abi? Selanik efendim. Selanik. Aman aman aman. Harika. Tam kaydı bırakmıştık. Şefin ikramı geldi. Valla. Şevketi Bostan kızartılmış götür koçum. Götür. Oh. Murat abi keyfe geldi. DJ Zengin sadece yemek biliyorsun. Herkese günaydın. İkinci gündeyiz. Arkadaşlar dün akşamki yemekten sonra sabah kahvaltısı yapmıyordum mu? Şu güzel menülerden afiyetle götürmeyelim mi? Bence götürelim. Önce bir ortam şeysi, kaymağımızı aldık. Kaymak önemli hocam. Burada güzel bir sıcak fırın var. Ondan sonra cuma sıcak ürünlerle sote, sebze vesaire. Neyse şimdi onlarla işimiz yok. Bir de şurayla ilgili bir bakış yapalım. Evet, kararımızı veriyoruz. Verdik. Omlet bölümü, tabii ki omlet. Bunlara ara geçişler. Sevgili dostlar, bu proje tüm Türkiye'de Kocaeli, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Bursa ve Ankara'da çeşitli yerlerde çıraklık eğitim vererek. Fotoğraf çek. Ve çektiğin bu fotoğrafla sen de içindeki sanatçıyla insanlara hitap et der. Sonra der ki 3 tane kamerası var. Şöyle çalışıyor böyle. Hızlı bütün Türkiye'de satar. Kilosunu şu anda 400 liraya satıyor. 100 gramlık paketi markete göre değişiyor. Kendin önce baktım 40-45 lira civarında. Bunu almanız çok zor olacaktır. Ama eğer duygularla yaparsanız, ben İngilizce öğrenip bu 3 boyutlu cihazı, bu talaşlı imalatı, bu tekstil operatörlüğünü daha farklı bir yere getireceğim. O yüzden İngilizce öğrenecek desteğiz. Ve ilk günümüz bitti dostlar, harikulade bir iki saat geçirdik. Bir tanesinin full kaydını yine kanala koyuyorum, yukarıdan takip edersiniz. Şimdi de öğrencileri yemeğe gönderdik. Ben birkaç mailim vardı, onları toparladım. Hilton'daki işimiz bir öğle yemeği yiyeceğiz, sonra servis beni alacak. Shuttle'la şak diye havalimanına gideceğiz. Hop uçuyoruz. Program değişikliği Sakarya'dan Kocaeli'ne dönmüş, Kocaeli'ne gidiyoruz. Bu sefer de bu VIP ile gidelim. Delikli koltukları, Tesla'da olmayan delikli koltukları. Oh, çok güzel ya. Vallahi muhteşem. Kaptan havalimanına gidelim. Kapılar falan hepsi otomatik. Şahane. Aşağı. Hadi bakalım. Kıyıp açık kalmış. Havalimanında beklerken videomu montajladım. Çok güzel bir internet vardı. Bu gençler nasıl test alırsınız serisine bir tane daha yeni bir video ekledim. Ve şimdi onun kontrolünü yapıyorum. Önce bir dinleyeyim. Uçağa binerken de yayınlayacağım. Bu videonun çok izlenme ya da izlenmeme ile alakalı bir derdimiz yok. Fakat asıl amacımız hem geleceklere bir örnek olsun. Bu videolar bu arada bazen izlenilebiliyor. Bakalım, yolu açık olsun. Hoşça kal video. Evet, bir yolculuk daha bitti. Uçak işlerini hallettik bu haftanın. Şimdi Kocaeli'ne gideceğiz ama çok acıktım. Neyse ki yahu. Ne olmuş Fox'ta? Niye değiştirdin acaba? Dostlar, bu vlog en az 10 senelik. Varsınız galiba Ayşegül'e belirli bir alışveriş yaptı diye vermişti bunu. Sonrasında tekerlekleri kırıldı. Yani tık yapıyor ya tekerlekleri. Bunu yapmasının sebebi aslında bizden ötürü. Babam saat tamircisi. Babam saat tamircisi. Etrafında tamirci arkadaşları var. Yaptırmış bunun tekerleklerini, değiştirmiş. Ama arkadan bir tanesi balans yapıyor. Evet. Öyle olduğu için de her geçtiğimiz yerde tık tık tık. Onu şöyle kırınca. Neden onunla yapalım?
kırılırdı. Sıkıntı yok. Böyle tutunca var. 395 TL tuttu. Gayet güzel. Yani 1,5 gün için taksiyle gelsek bayağı bir fazla tutardı. O yüzden farkını olduk. Sadece burada fişinizi yanınıza almayı unutmayın. Benim bavulumdaydı. Tekrardan bavulum şey oldu. Şimdi fişimi aldım. Ondan sonra buradan da bir fiş daha yazıyor. Bir tane de böyle bir fiş. Buna dikkat edin. Yoksa söyleyeyim size şey. Plakadan bulanamıyorum. Yavrunun yanına geldik. Hop! Aman 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 aman. Buraya koyarken bakmıştım. O yüzden problem yoktu. Çıksana lan. Yerleme yapmış herhalde. Bir de çalışmıyormuş, ne gülerim he, var ya. 62 ile geldik dostlar. Bir günde durduğu şey işte anca %1 kaybetti. Çünkü hepsi kapalıydı o zaman. Yolculuğumuz şimdi Kocaeli Şehir Hastanesi. Yarınki etkinliğim orada. Şimdi orada bir yer bulacağız kendimizi. Kuzey Marmara'dan gidersek ağlatır bizi. E5'ten gidelim. Bu da dünyanın en saçma şeyi. Üç kağıdın dibi dostlar. Elimdeki kağıdı istemedi farkındaysanız. Plakayı tanıyor ve kapıyı ona göre açıyor. Ama bileti kaybedersen senden fazla bilet parası alıyor. Bu da olmaması lazım ya. Bu teknoloji var zaten. Plakamı girip çıkış yapabilmeliyim. Neden böyle yapıyorlar anlamış değilim yani. Daha önce de ben bunu görmüştüm. Hiç hoşuma gitmemişti. Şimdi nasıl mutluyum anlatamam. Kocaeli'ne gidiyordum. Canım köfteci Yusuf çekiyor. Arkada Burger King vardı. Lan dedim Burger King mi yesem? Sonra bir baktım Pause Park. Köfteci Yusuf yazıyor. Burada 4 tane Zest var. Tabii ki onlar da. Burada da E-Yakıt var. Zest 8,5 TL ya da 9 lira olması lazım. Bu cihaz 8 TL. Gayet de güzel yeni model şeyleri var. Star Charge makinesi var. Hem de şeyi severiz. E-Yakıt'ı severiz. Neden? Çıkartıyorum. Takıyorum. Hop. %100'e kadar arabam dolu olsun. Şimdi arabanın şarjı normalde sevgili arkadaşlar %45'te varacağım gösteriyor. %80'de çıkmıştım. 35'te İzmit'e gidiyorsam 35'lere de dönerim normalde. Yani ben eve aslında hiç arabamı şarj etmeden rahatlıkla gelebilecektim. Ama ne olacağı belli mi olur? Ben burada arabamı güzel güzel doldurayım. Ağzına gırtlak dolu olsun. Ondan sonra gideyim içeride de güzelce 180 TL'ye bir bonfile mi az pişmiş böyle sulu sulu yiyeyim. Karnımızı da doyuralım. Arabamızın da karnı doysun. Şunu da gelelim şimdi. %95'e ayarlayalım. Şöyle. Bak %80'deymiş. Benim aslında hiçbir ihtiyacım yok. Şunu da şöyle yapalım. Bu arabayı 78'de 45 dakika diyor. Anca ben de zaten etim pişer. Bak. Vallahi kendimden geçtim. Şu anda o kadar mutluyum ki. İnan anlatamam sana yani. Bir taşla kuş sürüsü vurmuş olduk. Köfteci Yusuf bir anda. Haftada bir seviyorum almayı. Şarjımı da yapıyorum. 10 dakika sonra otelime de geçeceğim. Onu da ayarladım. Mis. Lokum çiçek. Bu arada komik bir şey söyleyeyim. Bu dinlenme tesisinde benzin istasyonu yok. Sadece elektrikli istasyonlar var. Yani benzinli araban olsa burada durmazsın. Burada sadece elektrikli arabalarda durursun. Yemek gelene kadar şu çay içilmez mi ya? Of of of. Az pişmiş. Sulu sulu bonfilemizi de söyledik. O sırada da çayımızı içeceğiz. Köfteci seni seviyorum ya. Vallahi sponsorlu bir içerik değil. Biliyorsunuz zaten. Köfteci Yusuf'a sponsorluk alsam bağıra çağırır değil mi? Köfteci Yusuf bana sponsor oldu. Olmasınlar. Bu şekilde devam etsinler kimse sponsor olmasın. Vallahi ihtiyacı yok. Adam düzgünce işini yapıyor. 223 liraya karnımızı doyurduk. Arabamın pili %86 olmuş. 95'e ayarlamıştım. Yani düşün bak onun 95'ine ben yetişememişim. Etimi yedim. Gazozumu içtim. Eskiden bunları çekip gösteriyordum. Sonra altta bık 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 yiyen var, yiyemeyen var falan diye. 223 TL dostlar. Her gün yesen 6000 lira yapar. Ya o kadar da değil. Ben de bile her gün yemiyorum. Ondan dolayı çekip göstermedim ama çok da güzel değildi açıkçası. Belki çok güzel olsaydı çeker gösterirdim. Sulu sulu getir dememe rağmen kepek gibi getirdiler. Ya ne yapsınlar? Ülkemizde eti az pişirme kültürü yok. Eti kepek etme kültürü var. O yüzden de köfteyi biz daha çok seviyoruz. Sulu sulu oluyor ya. Normalde et daha kıymetli bir şey ama o da insanların tercihi. Ben normalde başında dursam şey yapardım da çok kalabalıktı.
Şimdi arabamızı sökelim. Otelimize geçelim. Bu yatırımları buralara yapan insancıklara. Oo, arabaya kıra mı yağmış? Tabii ısındı ya içerisi. Hilton'dan sonra Baltürk. Hilton Türk sayılır canım. Şimdi Allah iyi kulun yardımcısıymış. Sevgili dostlar, şu dairedeki internetin hızını düşünsenize. Tam 100 megabit speed testten baktım. Şahane. Hem de burada bir tane tek kişilik yatağı var. Bir de burada çift kişilik yatağı var. Salon salomanje. Yani Baltürk Otel. İçerisi de gayet temiz. Tertemiz bir şey vermişler. Ya burası işte home. Baksana 1+1 ev ya. Kapıdan girdiniz. Odası. Ben yıllarca böyle evde yaşadım. Odası 1+1. 1+0 mı yoksa bu? Yok, 1+0 değil. 1+1. Gayet yerinde. Tertemiz. Şıkır şıkır. Yine Engin'cim dört ayak üstüne düştüm. Var ya kerata. Yarın da bak burada süper dersimi yapacağım. Bu sandalyeyi böyle çevir. Işık da var. Havalı ışığına bakar mısınız? Bak bak. Hop çatat. Eski müdürüm çok severdi. Masasında vardı. Ondan bir tane koymuşlar. Ocak var. Mikrodalga fırın var. Ben de gittim Aizu'dan bir sürü bir şeyler aldım. Buzdolabım var dostlar. Tam. Büyük buzdolabı var. Yani büro tipleriyle değil. Yani teorik olarak şu anda, teorik değil, pratik olarak Hilton'dan daha lüks bir evde kalıyoruz. Bir de sever misiniz bilmiyorum. Ateş gibi yanan kalorifer var. Yanın aşağı çıkıp bunu böyle sarılmak. Anam. 3 milyonluk dolabım var. 1500 liralık otelde mi kalıyorsun? 1500 liralık. Ben yarın 4'te çıkacağım otelden. Öyle olduğu için de bir tık fazla ödemeyi teklif ettim. Onlar da kabul ettiler. O yüzden böyle bir tam gün yazmayacaklar da o 4'e kadar işte 3 saat 4 saat fazla kullanmamızı yazacaklar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama lokasyon müthiş. Ha işte şu karşısı şehir hastanesi. Ben de yarın zaten şehir hastanesine gideceğim. Haydi sabah olsun. Üçüncü günün sabahından herkese merhabalar. Güzelce kahvaltımı yaptım. Harikulade bir şekilde güne hazırlanıyorum. Bir dışarı çıkayım da hava alayım dedim. İçerisi çok güzel kalorifere sarılmış böyle. Tatlı işte. Şimdi saat 10'da dersimiz başlıyor. Ondan sonra da gün tıkır tıkır gider. Ben ayılmam lazım. Ben daha ayılamadım. Sistemi güzelce kurduk. Şimdi hazırız. Buradan yapacağız. Burada da böyle sabah gün ışığı. Hemen şu ışığımızı da açalım. Havalı olsun. Öyleyse dersimiz saat 10'da başlıyor. Öğleni yaptık. Yemeğimizi çerez ya da karışık lüks çerez paketi almıştım. Ondan 2 avuç çerez yedim. O beni güzelce tutar. Biraz da helva yedim. O da iyi geldi. Dersimiz de dolu dizgin gidiyor. Çok şükür yok bir yaramazlık. Şöyle aynadan kendime bakıyorum. Oh, fıstık gibi tişörtümüzü de giymişiz. Fitliğimize de dikkat ediyoruz. Şimdi son 1:20 geçe başlayacağız. 3:45 gibi ben dersi bitirmeyi düşünüyorum. Daha böyle uzun uzun seanslar yapıp sonra da atlayıp hemen hazırlanmam lazım. Otelde sağ olsun müthiş bir internet sundu. Acayip memnun kaldım. Bitmen şey yapayım. Normalde benim duş almam lazımdı. Ama duş alamadım. O zaman hemen hanımefendilerin kurtarıcısı kuru şampuanı bir çakarız. Hop mis gibi bak, hem hacim aldık. Ah şahane oldu. Çok güzel. Yağlı görüntüyü de aldık. Neden? Online toplantı. Sabah kalktım anca kahvaltı derken duş almaya vakit kalmadı. Hop. Oh arabam. Şuraya da Kocaeli Şehir Hastanesi diye yazalım. 4 dakika diyor. İnanılmaz. Bu bir planlama mucizesi oldu. Auditorium. Şahane bir sunum geçti. Maalesef görüntü kaydı alamadım. Çünkü içerisi doktorlarımız, hekimlerimiz. O yüzden izinler falan da uğraşamayacağım. Ama Kocaeli Şehir Hastanesi'nde işimiz bitti. Şimdi beni yemeğe davet ettiler. Ben buradan basıp İstanbul'a gidecektim ama bu yemekler güzel olur. Engin Hoca bunu kaçırmaz. O zaman yemeğe geçelim buradan. Hadi bakalım. Yavaş.
Akşamı bitirdik. Güzel bir 100 kilometreden fazla yolumuz var. Sağ olsun Green Park. Yani köfteyi 1,5 saat sonra teslim ederek. Ama acıkmıştım abi, ben de bütün gün gördüğünüz gibi hiçbir şey yemedim yani. Bir lokma sabah kahvaltısıyla duruyordum. Öyle olduğu için de dedim nerede benim köftem, ben İstanbul'a içerim. Hemen getiriyoruz dediler. Getirdiler, arabaya gidelim. Dün akşamdan 82 yüklemiştik. Eve 47 ile varacağız. Yani bu yolculuğu hiç şarj etmeden yapabilirmişiz. Beni Kuzey Marmara Otolu'ndan götürüyordu. 1 saat 44 dakika diyordu. Bu yol 1 saat 50 dakikaydı. Şimdi ben o yola hiç girmeye gerek yok. Az buz bir şey değil. Zaten bir de Körfez yolu gayet güzel. Ondan dolayı ben normal eski otoyolu seçtim. Bugün yaptığım kaydı dinliyordum dostlar. 131 kilometreyi 174 ile geldim. Muhteşem bir değer. Toplamda %49 şarjım var. Şarjda da bir sorun yok. Avcılar Düzlüğü'ne de gelmiş olduk. Yine bir ambulans geçiyor. Rabbim şifalar versin 112 ambulanslarına. Bu 174 ortalamayı 131 kilometre 1 saat 23 dakikada, yani 110 ortalamayla gelmişim. Daha ne olsun işte, insan ne ister? Total Avcılar, Kocaeli Avcılar yaptım. Hiç şarj etmeden ya da arada bir ufak şarj yaparak bu şeyi yapabilirsiniz. Harika bir sohbet ettim telefonla. Çok zevkliydi. Öyle olduğu için de akşama ettik, evimize geldik. O zaman yarın sabah görüşürüz. Üçüncü günden mi? Dördüncü günden herkese selamlar. Bugün sabah kalktım lay lay lom takıla takıla. Efendim bu saati yaptık. Şimdi arabamıza burada bineceğiz. Arkadaşımızla bir tavla oynadık. Şansı yerindeydi, beni gömdü. Yani çok gömdü, evet. Sedat'la tavla oynadık. Şimdi Facebook dersine gidiyoruz. Facebook dersine hazırlığımı yaptım. Yatırım stratejileriyle alakalı bir modülümüz olacak. Arabamıza binelim. 1.3 mü? 1.6 multijet motor çalışma sesi. Her yerden tanırım. O kadar alışmışız ki. Geçen gün şeye bindim. Vito'ya. İşte videoda var ya. Abi o kadar garip geliyor ki. Araba titriyor ya. Durduğu yerde. Ha böyle trim trim titriyor. Biz. Ay nefes nefese kaldım. Böyle şeyler yapa yapa. Vallahi çok güzel olmuş ya. Elektrikli aracım şu yumuşacık. Bak kadifemsi. Tertemiz. Akşam şarjımızı takmıştık %89'la. %92'ye takmışım. Şeyi ayarlamışım. O şey vardı ya, Köfteci Yusuf'un oradaki şarj seviyesi. Sabaha kadar yapmış. Tesla değil mi? Abi video ne? Video. Video çekiyorum ha. YouTube mu abi? YouTube abi. Ne abi? Kanalın adı Engin abi. Özören kanalı. Onu takip edersin. Ha. Tamam. Engin Tesla yaz çıkar. Engin Tesla. Tamam. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Hadi güle güle. Ay bu çok güzel oldu. Abone olun dedi. Çocuklar dedi valla. Beğenmeyi, paylaşmayı. Kanala abone değilsiniz, abone olmayı unutmayınız. Çocukları dinlersiniz yani. Değil mi? Güzel olur. O zaman şimdi buraya ne yapalım? Habitat Derneği yazalım. Habitat Derneği şöyle hop kontrol edelim. Maslak. İyi, 55 dakika. Saat 6'ya doğru oradayız. Dersimiz saat 7'de toplaşmaya başlıyoruz. 7.30'da da canlı yayına geçiyoruz. Alet edevatı kurmak. Tabii 3. hafta olduğu için artık OBS'i de çözdüm. Canlı yayının ayarlarını da çözdüm. Rahatlıkla yapabiliyoruz. O zaman bir kere daha Facebook'a geldim. Şimdi canlı yayınımın arka metriklerini oluşturuyorum. Birinci dersim 6300 defa izlenmiş. İkinci ders 3600 izlenmiş. Yani her şey yolunda gözüküyor. Bakalım bu haftaki nasıl olacak? Zengin olmak için gelecek yatırım planlaması dedim. Onu da burada iki yerde yapıyoruz dostlar. Birincisi şu içeride yaptım. Orası çok büyüktü ve diklemesin olduğu için irtibata geçemedim ama geçen hafta etkinliği buraya şeyi koydum. Board marker'ı, buraya da insanlar oturdu. Biraz rahatsız olduk dediler ama tam dolu bir tribün edası olmuştu. Bakalım belki de bu hafta biraz daha az kişi gelirse o zaman aşure odasına geçeriz. Buradaki oda isimleri böyle aşure, lokma, şekerpare, baklava diye gidiyor. Aşure odasında kaç tane sandalye var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hatta şu arkaya da iki tane şey koymuşlar.
25 kişi buraya da alabilir. Gelenlere soracağım bakalım. İsterseniz buraya geçelim diye. Burada çok güzel bir tahta var çünkü. Sandalyelerle de buraya da yaparsak burası 30-35 kişi alır. Bence ben buraya geleyim ya. Vallahi çok hoşuma gitti benim burası. Ne dersiniz? Burada mı yapalım yoksa böyle burada mı yapalım? Şef Atilla'nın şu anda Atilla Onur tatlısı süt helvası getirmiş. İnanılmaz bir şey. Hepinizi bekliyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bu akşam en güzel akşam oldu eğitimin içerisinde. Sonrasında harika bir sohbet ettik. Birlikte çay içtik. Yani ders bittikten sonra. Bir de insanlar da birbirlerine alıştılar. Öyle olunca bu Facebook istasyon günü de şahane oldu. Zaten detaylı bilgi yukarı kart olarak bulurum bu derste ne işlediğimi. 1,5 saat boyunca dolu dolu işte Atilla abinin getirdiği tatlıyı yediğimiz, ondan sonucuma o işte Mardin işini yediğimiz çok güzel bir eğitim oldu. Şahaneydi. Herkesin ayaklarına sağlık. Şimdi yorulduk. Evimize gidelim. Birazcık dinlenelim. Yarın TÜSİAD programı var. Öyleyse haydi bakalım sabaha görüşürüz. Günaydın diyelim. Saatlerimiz şu anda 7.29. 6'da kalktım. Dostlar birazcık heyecanlıyım. Kolay değil. TÜSİAD'a gidiyoruz. Şimdi sabah duşumu aldım. Sahil yolundan tatlı tatlı 35 dakika yolum kalmış. Yeditepe Üniversitesi'ne gidiyorum. TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var projesi, programı diyelim. Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor ve bugün benim ilk seans, açılış seansında insanlara bir sunumum olacak, katılımcılara. Değer odaklı büyüme diye, büyüme değil, değer odaklı satış diye bir konum olacak. Valla sabah İstanbul'un trafiksiz halini seviyorum. Başka türlü zaten şey yapamayız. Bu şehirde yaşayamayız. Şimdi Avrasya Tüneli'nden paraya kıyıp üst taraf 1 saat 30 dakika gösteriyordu. Burası 50 dakika gösteriyordu. 1 saat 30 dakikada da gitsem yetişebiliyorum ama onu yapmak istemedim. 40 dakika dur kalk beni sabah seansında çok gerer. 80 TL'mi öder. Aslanlar gibi geçerim. Sadece bir tane Shell bakıyorum. Kahve alsam çok güzel olacak. Neden başka yerden alamıyorsun kahve? Çünkü yolun sağ tarafında giderken başka bir içecek alınabilecek bir yer yok maalesef dostlar. Yeditepe Üniversitesi'ne de gelmedik demeyelim yani. Bak. Burası tabii Yeditepe İstanbul'un ilk özel üniversitelerinden bir tanesi. Ben de daha önce bir kere daha bu programı sunmaya geldim. Etkinlik alanı şurası diyebiliyorum. İleride solda otoparka çekeceğiz. Hemen seksi bir şekilde içeri giriş yaptık. Şimdi ufak bir bilgisayarımda bugünkü sunumumu düzenleteceğim. Koltuğumu geriye doğru çekiyorum. Hemen şık 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 halledelim. Bu programı 3 ya da 4 sene önce burada yine vermiştim. O sunumu bulmam lazım. Biraz güncelleştirmem lazım. Bir de bugüne ait örnekler ne vereceğiz diye ona bakmamız lazım. Yani öyle her zaman al kopyala pastala olmuyor. Birazcık şey yapmamız lazım. Şimdi gidelim şu sunumu bulalım bakalım. Bakalım o isimle duruyor mu? Bigiv diye olması lazım bunun. TÜSİAD Bu Gençlikte iş var. Evet çıkmadı. Hadi bakalım ara bul şimdi. Buldum. Ben buraya 2011-21 yılında girmişim. TÜSİAD Bu Gençlikte iş var. 10. yıl simyacı değer katan hikaye anlatıcılığı diye. Tamam şahane. Ben bu sunumda yürürüm arkadaş. Şeyi göreceksiniz enflasyonu. Bakın 2021'de 40 lira yazmışım. Tarım çağı kahvenin kilogram fiyatına 2021'de sadece. Şu anda bu kahvenin Türkiye'ye geliş fiyatı 200 TL dostlar. Sanayi çağında bu kahvenin fiyatı 400 lira olmuş. Bunu daha yeni baktım. Bunun fiyatı da 1000 TL olmuş. Buna baktım. Bunun fiyatı da 7000 TL olmuş.
Bak ben bu sunumda bile enflasyonu 2021'den bu zamana kadar verdiğim bir örnek. Bunların her biri bir marka aslında. Daha başka bir derste yaptım. Oradaki sonuçla şey yaptık. Düzenlemeye başladık şimdi. Çok mutlu oldum. Sunumu bulduğum için harikayız. Şahane bir programı bitirdik. Artık mutlu mesutuz. Saatler 11.30'a geliyor. Vallahi çok yoğun bir hafta geçti dostlar. Gerçekten yoruldum. Gördünüz işte. Şimdi hayatın tadını çıkarmak, yaşamın lezzetlerine bakmak ve insan olmanın en güzel şeyi sohbet muhabbet etmek için de biraz da kendim için gezeceğim. YouTube videosu ya da herhangi bir içerik üretmeden kafamı rahatlatacağım, boşaltacağım. Paylaşmayı, güzel eski dostlarımın kapısını çalmaya gitmeye ile alakalı bir planım var. Bir arabada üstümü değişirim. Bu çok klasik bir şey. Bununla araba kullanmak istemiyorum. Bir güzel arabada üstümü değişirim. Ondan sonra da hafta sonunda şöyle felekten bir hafta sonu çalarız. İyi ki varsınız. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone değilseniz de abone olabilirseniz çok mutlu oluruz. Bu ve benzeri içerikleri hafta içi kafama estikçe yüklediğim videolarla sizlerle paylaşıyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde de çok hoş bir yoldan şöyle yürüme suretiyle arabama doğru gidiyorum. Öyleyse bir başka etkinlikte görüşünceye dek esenlikler dilerim. Hoşça kalın.